Merhaba arkadaşlar, kalkulus derslerimize devam ediyoruz. Bugünkü konumuz integralin çok tipik bir uygulaması olan area between curves, yani eğriler arasında kalan alan. Hatırlarsanız zaten definite integralin tanımı aynen böyle bir şeydi. Bir eğrinin altında kalan alandı. Fakat bugün yapacağımız örneklerde iki ya da daha fazla eğri ya da bazıları doğru olabilir verilmiş oluyor ve onların arasında kalan alan isteniyor genelde. Örneğin birinci eğrimiz f of x fonksiyonu, ikinci eğrimiz g of x fonksiyonuyla verilmişse bunun A'dan B'ye kadar olan ikisinin arasında kalan alanı A ile gösterdiğim zaman bu alanın şu definite yani belirli integralle verildiği açık. Öyle değil mi arkadaşlar? İntegralin tanımı gereği açık. The area of the region bounded by the curves f of x, g of x and the vertical lines x is equal to a, x is equal to b is this integral. Region bölge, bounded by sınırlandırılmak. Gerisini biliyorsunuz vertical düşey. Teknik terimleri bilelim arkadaşlar. Şimdi dolayısıyla tek yapmamız gereken eğer verilenler bunlarsa bu integrali almaktan ibaret oluyor. Buna benzer tipik bir örnek yapalım. Find the area of the region bounded above by the curve y is equal to square root x plus 4, bounded below by the line y is equal to 2 minus x and on the sides by x is equal to 1 and x is equal to 4. Şimdi arkadaşlar sorunun ifadesini doğru anlayalım lütfen. Bazen öğrencilerin yanlış anladığını görüyorum bunu. Bounded above dediği bölgenin üst sınırı. Yani bölge üst tarafından bununla sınırlandırılmış. Bazen öğrenci bunu bu eğrinin üstünde gibi algılayabiliyor. Halbuki tam tersi. Bu eğri bölgenin üstünde. Yani bölge bu eğrinin altında kalıyor. Bounded below by the line y is equal to 2 minus x. Aşağıdan y eşittir 2 eksi x doğrusuyla sınırlandırılmış şeklinde algılarsak. Tabii birazcık grafik çizimi var bu konuda. Yani o grafik çizimi konusundaki kadar karmaşık değil elbette. Türevler, ikinci türevler gerekmiyor ama en azından bir parabolü, işte bir doğruyu, bir eksponansiyel fonksiyonu, sinüs, kosinüsü rahatlıkla grafikte yerleştirebilmelisiniz. Ve arasında kalan, onun altı, bunun üstünde kalan alan filan deyince ne kastettiğini anlayabilmelisiniz. Kök x fonksiyonunu biliyorum. Artı 4 gelince yukarı kayacağını biliyorum. Y eşittir 2 eksi x doğrusunu çizmek de çok zor değil. Kenarlarda 1 ve 4, x eşittir 1 ve x eşittir 4 ile sınırlandırılan bölge burası oluyor arkadaşlar. Yani kaba taslak da olsa muhakkak bir şekil çizelim bu konularda. Ondan sonrası artık integrale kalıyor. Bu konuya özel olarak tek aklımda tutmam gereken üsttekinden alttakini çıkarmam gerekiyor. Yoksa zaten bulacağım sonuç pozitif olması. Halbuki alan pozitif olmak zorunda. Üstteki kök x artı 4'ten eksi 2 eksi x fonksiyonunu çıkartıyorum. Dolayısıyla eksi 2 artı x oluyor. İşlemi yaparsak 4 eksi 2'den 2 gelir. Farkındaysanız integral oldukça kolay. Yani bu konularda genelde pek fazla zor integral olmaz. Yani olayın zorluğu geometrik kısmında. İntegral kısmı o kadar zor değil. X üzeri 1 bölü 2'nin integrali, x üzeri 3 bölü 2 bölü 3 bölü 2. 2 zaten sabit, integrali 2x. X'in integrali x kare bölü 2. Sınırları yerli yerine koyuyorum. Çıkartma işlemini yapıyorum ve 109 bölü 6 sonucunu bulabiliyorum arkadaşlar. Bu örneğimiz oldukça basitti. Kenarları da birer doğru olarak vermesi işimi çok kolaylaştırdı. Bu direkt integralin kendisi olmuş oluyor zaten. Yani her şeyi vermiş. Fakat bazen de böyle verilir bu sorular. Find the area of the region enclosed. Enclosed çevrelenmiş demek. Enclosed by the parabola and the line. Şimdi bir parabol ve bir doğru vermiş. Bunlar tarafından çevrelenen diyor. Burada mutlaka grafik çizmelisiniz. Ki nereden nereye integral alacağınızı görebilin. Önce parabolü çiziyorum. Tabii kollarımız aşağıya doğru açılıyor şu eksi işaretinden dolayı. Sonra doğruyu çiziyorum. İşte bu doğru sıfırda bir, parabol de sıfırda bir. Şurada kesiştiklerini görebiliyorum ama şurada nerede kesiştiklerini göremiyorum. Soruda da bana vermemiş. Onu bulmak benim yükümlülüğüm. Nasıl bulacağım? Şu alanı bulmak için gerekli integralin sınırlarını bulmak adına şu geometrik kesişim noktalarını bulmam gerekiyor. Tabii ki eğriyle doğru aynı yerden geçtiğine göre bunların denklemlerini birbirine eşitleyeceğim. Bu kadar basit. Şu şuna eşit olmalı. İşte hepsini aynı tarafta toplarsak birler gidiyor ve çok basit bir denklem çıkıyor. X eşittir 0 ya da x eşittir 3 çözümüne sahip. Sıfır noktasını zaten bakar bakmaz görmüştüm. Demek ki şu noktanın da koordinatı x eşittir 3'müş. Şu sarı noktalar eğriyle doğrunun kesiştiği noktalar ve benim de integral sınırlarım. Deminki soruda olduğu gibi, daha doğrusu bütün sorularda yapacağımız gibi üsttekinden alttakini çıkartıyoruz arkadaşlar. Eğer burada yanlış yaparsanız, yanlışlıkla alttakinden üsttekini çıkartırsanız sonucunuz eksi çıkar. Lütfen buna dikkat. Eksi alan olmaz. Yani eksi buluyorsanız lütfen o sıralamaya dikkatli bir bakın. Neyi neyden çıkardım, acaba doğru mu yaptım diye. Çıkarma işleminden sonra eksi x kare kalıyor. İntegrali basit. Eksi x küp bölü 3. 5x'ten 2x çıktı. 3x onun integrali bu. Birler birbirine götürdü. Alt sınırın sıfır olması bir avantaj. 3 sayısını yerli yerine koyunca çok zorlanmadan
9 bölü 2 sonucunu bulabiliyorum. Demek ki bu alan 9 bölü 2'ymiş arkadaşlar. Bu soru deminkinden bir tık zordu. Çünkü sol ve sağ uçları kendim buldum. Bir önceki soruda verilmişti o sınır noktaları. Şimdi de bir öncekine oldukça benziyor. Ama bir parabolle bir doğru yerine iki parabol verilmiş. Find the area of the region enclosed by the parabolas. İşte biri kolları yukarı, biri kolları aşağı olan iki tane parabol verilmiş. Bunları bir çizelim arkadaşlar. Kabataslak da olsa. İşte şunun tepe noktasının -1.5'ta olduğunu, y eksenini kestiği noktanın y eşittir 4 olduğunu falan görebiliyorum. Kollarının yukarı açıldığını. Şu maviyle gösterdiğim parabolünde kollar aşağı açılıyor. X eşittir 0 iken y eşittir 12 yukarıda kalıyor. Bunun tepe noktası 3 bölü 2. Deminkinin -3 bölü 2 idi. Yani aşağı yukarı şöyle bir şekil olduğunu tahmin edebilirim. Kabataslak da olsa bir grafik çizin. Çok ayrıntılı ve çok doğru olması şart değil. Ama sizi yönlendirecek kadar da doğru olmalı tabii ki. Yani o hani concavity'lere falan bakmaya gerek yok o anlamda diyorum. Zaten parabolün ne olduğu belli. Şimdi şu alanı bulmak için benim şu sınır noktalarına ihtiyacım var. İkisini de bilmiyorum. Şu anda göremiyorum. Mutlaka bir denklem çözmem lazım. Bu parabollerin denklemlerini birbirine eşitleyerek formüllerini bir denklem çözmem lazım. Allah'tan yine sayılar kolay verilmiş. 3x'ler birbirini götürdüğü için 2x kare 8, x kare 4, x eşittir artı eksi 2 çıkıyor. Zaten şekilden de simetrik olduğunu tahmin etmiştim. Demek ki şu noktanın koordinatı eksi 2, bu noktanınki artı 2'ymiş. O halde hangi integrali alacağım? Açık eksi 2'den 2'ye giderken üsttekinden alttakini çıkartarak bulmuş olduğum şu ifadenin integralini alacağım arkadaşlar. Gene kolay bir integral. İntegral kısımları kolay. Sadece eksilere özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum. Şurada 2'yi koyacağım. Eksi diyeceğim. Eksi 2'yi koyacağım. Şimdi eksi 2'yi koyunca 3 tane birden eksi gelecek. Lütfen bu işlemleri siz daha sonra yapın. Yani aynı soruyu çözümü kapatarak kendiniz çözmeyi bir deneyin bu dersten sonra. Şuraya eksi 2'yi koyduğunuz zaman eksi 2'nin kübünden bir eksi var. Şurada gördüğüm eksi var. Bir de integral formülünden gelen eksi var. 3 tane eksi var. Bu eksilere lütfen dikkat edelim. Dikkatli bir şekilde işlemi yaparsak 64 bölü 3 sonucunu bulabiliriz. Şimdi deminkilerden oldukça farklı bir sorumuz var. Yine görünürde bir parabol, bir de doğru. Ama parabolümüz pek alışık olduğumuz parabollere benzemiyor. Y eşittir x kare tarzında değil de x eşittir y kare tarzında. Yani yana yatık bir parabol. Ve bu bir fonksiyon değil. Dikkat edin. Y x'e bağlı bir fonksiyon değil. Tam tersi x y'ye bağlı bir fonksiyon. O yüzden bunu bir fonksiyon gibi algılamayın ama bu bir eğri sonuçta. Düzlemde de böyle bir eğri var, böyle de bir doğru var. Bunların arasında da kalan bir alan var, A alanı. O alan istenebilir bizden, zaten de isteniyor. Parabolün y eksenini kestiği noktalar, yani x sıfırken aldığı değerler, y kare 1 olduğuna göre artı eksi 1 oluyor. Y sıfırken x eşittir eksi 1 oluyor. Doğrumuz da x sıfırken y eşittir eksi 1'den geçiyor. Bir de şu noktada kesişiyorlar. Tahmini olarak çiziyorum bunu ama o noktanın koordinatlarını henüz bilmiyorum. Şimdi bu integrali nasıl alacağız arkadaşlar? Bu integralde x üzerinden değil de y üzerinden gitmek daha avantajlı. Sebebi de sınırlar. X üzerinden gidersek sınırları belirlemek, alt ve üst sınırları belirlemek zor. Yani üst kolay da alt biraz zor çünkü alt tarafta iki farklı eğri görüyorum. Görüyor musunuz? Yani kırmızının bir kısmı da altta kalıyor, mavi de altta. O yüzden bu soruyu değişik bir yöntemle çözelim. Önce şu kesişim noktasını bir bulalım. Çok zor değil orası. Yalnız şey, şuraya dikkat edin. Y'yi bağımsız değişken x'i fonksiyon olarak düşünüyorum. Yani x eşittir y kare eksi 1 parabolü diye düşünüyorum bunu. Burada da x eşittir y artı 1 parantez içinde çarpı 2. Yani 2 y artı 2 doğrusu gibi düşünüyorum. X ile y daha önce yaptıklarımıza göre rol değiştirmiş oluyor arkadaşlar. Y bağımsız, x bağımlı değişken gibi oluyor. Bunları yerli yerine koyup denklemi çözersem basit bir denklem. Y'nin eksi 1 ya da 3 olduğunu buluyorum. Onlar da eksi 1'i zaten biliyordum. Ama 3'ü de yerine işaretleyeyim. Dikkat edin, Y 3. Y 3 iken X 8. Her ihtimale karşı kontrol ediyorum. X 8 iken Y 3 doğru. X 8 iken Y 3 doğru. Evet. Kırmızı da mavi de o noktadan geçiyorlar. Şimdi bu soruyu nasıl çözeceğiz? İki ayrı yöntemle çözeceğim arkadaşlar. İlk önce Y'ye göre integral alalım. Şekli biraz basitleştirerek yeniden çiziyorum. Y'ye göre integral demin yaptıklarımızdan farklı. Şöyle şöyle gidiyoruz ve üsttekinden alttakini değil de sağdakinden soldakini çıkartıyoruz. Anlaştık mı? Sağdakinin formülü 2y artı 2, soldakinin formülü y kare eksi 1. Bağımsız değişken y, bağımlı değişken x. Onu ondan çıkartınca şunu buluyorum. Ve bunun, dikkat edin, y'ye göre integral aldığım için
eksi 1'den 3'e kadar olan integralini alıyorum. Gerisi çok zor değil. Bu integraller basit demiştim. D karenin integrali 2 küp bölü 3. Aman eksilere dikkat. Vesaire vesaire. Bütün sayıları yerlerine koyunca 32 bölü 3 çıkıyor. Yani demin düşey olarak yaptığım şeyi burada yatay olarak yapıyorum. Demin x'e göre yaptığımı burada y'ye göre yapıyorum. Ama genelde biz tam tersini yaptığımız için bu soru tabii ilk başta biraz ters gelebilir. Ama emin olun bu yöntem daha kolay. Ama yine de ben bu yöntemi hiç sevmedim diyorsanız, ben bu y'lerle integral almaya alışamadım diyorsanız, eski yöntemi çözeceğim diyorsanız o da mümkün. Burada yatay olarak taradık. Ama düşey olarak da taramak mümkündü. O da ikinci metodumuz olacak. Alıştığımız x'e göre integral metodu. Ama işte bu metodun zorluğu da bölgeyi iki parçaya ayırmak durumundasınız. Tabii ki şu eğriyi de, bu eğri fonksiyon değil demiştim. Çünkü 1 x'e karşılık 2 y'ye geliyor. Ancak o eğriyi tam şuradan bölerseniz, tam şu x ekseninden, üst kısmını bağımsız bir fonksiyon, alt kısmını ayrıca bir fonksiyon gibi düşünebilirsiniz. O zaman da x eşittir y kare, x artı 1 eşittir y kareye de y eşittir kök içinde x artı 1 ve y eşittir eksi kök içinde x artı 1 fonksiyonlarını bulursunuz. Yani üst taraf artı karekök, alt tarafta eksi karekök oluyor. O yüzden bana birinci metot daha kolay geliyor açıkçası. Yani burada tamam x'e göre integral almak daha alışık olduğumuz bir şey ama deminki daha matematiksel olarak net bir şey. Burada daha çok uğraşıyoruz. Şimdi A1, A2'yi ayrı ayrı yazacağım. Ayrı ayrı bulacağım ve toplayacağım. A1'e odaklanalım. A1 nedir? Eksi 1'den 0'a gidecek. X değişkeni. X eksi 1'den 0'a giderken y'miz şu alt fonksiyondan şu üst fonksiyona gidecek. Yani şu eksi, eksi şu. Gene eksilere dikkat. Çok fazla eksi var. Üsttekinden alttakini çıkartıyorum. Zaten bir eksi unutursam birbirini götürür 0 çıkar. Halbuki alanın 0 olmadığı açık. A2 ise bambaşka bir şey. A2'de üsttekinden alttakini yani kırmızıdan maviyi çıkartıyorum. Kırmızının formülü bu. Mavinin formülü de bu. Ondan onu çıkartıyorum ve 0'dan 8'e kadar integral alıyorum. Bunları bir kere yazdıktan sonra alması çok zor değil. Artık ara stepleri, ara işlemleri size bırakıyorum. A1 bu şekilde 4 bölü 3. A2'yi de işte şunun integralinden 3 bölü 2'ler falan geliyor. Şuradan x kare bölü 2, bir de 2 orada vardı. X kare bölü 4 geliyor. Sınırları yerine koyarsam 28 bölü 3 geliyor. Toplarsam da 32 bölü 3 sonucunu buluyorum. Ya benim tercihim kesinlikle birinci metottan yana. Ama ikinci metodu da yapabilirsiniz tabii ki. O seçim sizin. İkisinde kendine göre kolaylık, zorlukları var. Yani işlem olarak, matematik olarak birçok açıdan birinci metot daha kolay. Ama alışkanlık açısından ikinci metot hep yaptığımız, hep alışık olduğumuz işlemlere daha çok benziyor. Bir de ufak bir uyarı yapacağım arkadaşlar. Şu tür sorularda hani sıfır koyunca bazen hep yani x'ler, x kareler sıfırda sıfır ya. İnsan refleks olarak sıfırmış gibi düşünebiliyor. Sıfır değerini koymanız çıktın yani sıfır girdisini oraya koymanız çıktığında sıfır olmasını gerektirmiyor. Burada ona dikkat etmezseniz işlem hatası yapabilirsiniz. Peki arkadaşlar bu tür değişken değiştirme yani x ya da y'yi kullanmaya da elinize alıştırın derim. Çünkü bazı sorular hakikaten birinci metotla çok daha kolay oluyor. Aradaki temel fark şu integrali definite, belirli integralin tanımındaki dikdörtgenler var ya arkadaşlar. Hani eğrisel alanları böyle birçok dikdörtgenin alanları toplamı gibi hayal ediyorduk. Daha sonra da o dikdörtgenlerin sayısını sonsuza götürüyorduk. Definite integralin tanımı oydu. Oradaki dikdörtgenleri tabii ki düşey olarak da çizebilirim, yatay olarak da çizebilirim. Öyle değil mi? Hiçbir fark yok. Tabii tek tek dikdörtgenlerin şeyleri, alanları fark edecek ama hepsinin toplamı aynı çıkacak. İşte olay bundan ibaret. Şimdiye kadar hep düşey dikdörtgenlerle çalıştık ama ille de öyle yapacağız diye bir kural yok. Yataylarla da çalışabiliriz. Ve kimi durumlarda bu bize avantaj sağlayabilir. Peki arkadaşlar bir de şöyle bir soru tipi var. Ayrıntılı çözmeyeceğim çünkü deminkilere çok benziyor. Ama bazen size bir f ve g eğrisi verilir. Yani iki eğri verilir. Aralarında kalan alanı bulmanız istenir. Alan her zaman pozitiftir. Ve böyle bir soruda şu iki taralı alanın alanların toplamı isteniyordur sizden. Bu da en çok yapılan hata. Hani a ile c'yi yakaladıysanız a'dan c'ye işte f eksi g derseniz o yanlış olur. G eksi f derseniz de yanlış olur. Çünkü şu bölgede A'dan B'ye kadar F daha büyük. Kırmızı üstte. O yüzden kırmızıdan maviyi çıkarmanız gerekir. B'den C'ye kadarsa tam tersi durum değişiyor. Mavi üstte, maviden kırmızı. Yani G'den F'i çıkarmanız gerekir. Başka bir deyişle A ile C'yi bulmanız yeterli değildir. Mutlaka şu arada birbirlerini kestikleri B noktasını da yakalamanız gerekir. Tabii 2'den daha fazla bu osilasyon yapıyor da olabilir. Ona göre soru değişir.
O yüzden alanların her zaman pozitif olması, yani iki eğri arasında kalan alan dendiği zaman mutlaka pozitif alanların kastedildiğini her zaman aklımızda tutmamız gerekiyor. Ve o yüzden fonksiyonların grafikleri hakkında az çok bir fikir sahibi olmamız gerekiyor bu tür soruları çözmeye başlamadan önce. Peki arkadaşlar, bakalım bugün konudan ne kadar ne anlamışız. Hadi kendimize bir test edelim. Şu tarif edilen alanları bulmanızı istiyorum. Enclosed by the curves y is equal to e to the power x, y is equal to sin x and the lines x is equal to pi over 2, x is equal to pi. Bu ilk yaptığımız soruya benziyor. Kolay bir soru. İki eğri, iki de doğru verilmiş. Dolayısıyla her şey verilmiş aslında. Her şeyi integral yerlerine koyacaksınız. Videoyu durduruyoruz ve kendimizi bir deniyoruz. Yapabildik mi arkadaşlar? Şu alanı bulduysak çok güzel. Devam edebiliriz. İkinci sorumuzdaki şekil y eşittir 32 kök x ve y eşittir x küp eğrileri arasında kalan şekil. Mutlaka elimize bir kalem kağıt alalım. Bu grafiği çizelim. Videoyu durdurduk. Kendimizi deniyoruz arkadaşlar. Nasıl, çözebildik mi? Bunların kesişim noktalarının 0 ve 4 olduğunu görebildik mi? İntegral 0'dan 4'e olacak ve sonuçta bu çıkıyor. 320 bölü 3 çıkıyor. Son sorumuz birazcık daha zor. The region bounded above by y is equal to 64, bounded on the left by y is equal to x square and on the right by y is equal to x cube. Sorundaki ifadeleri dikkatli okuyun. Solda ne varmış, sağda ne varmış ona dikkat edin. Bu soru işte iki farklı metotla çözdüğümüz soruya benziyor. Y'ler cinsinden de çözebilirsiniz, öbür türlü de çözebilirsiniz. Lütfen iki türlü de çözün, ikisine de elinizi alıştırın. Evet, çözebildik mi? Bu soru bir tık daha zordu. Çözdüyseniz iki metotla da çözmenizi tavsiye ediyorum. Aradaki farkı görmeniz ve o y'li metodu daha iyi anlamanız adına 1600 bölü 3'ü bulmuş olmamız gerekiyor. Peki arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. İntegral konularında hızla ilerliyoruz. Umarım derslerimiz faydalı oluyordur. Bu self testleri nasıl yaptığınız, ne kadarını yaptığınızı, hangi sorularda zorlandığınızı çok merak ediyorum. Yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın.